Sedat Peker son videolarında Zülfikar kolye ve Hazreti Ali kitabı gibi objeler kullanıp Alevilerle ilgili kardeşçe söylemler kullanıyordu. Bu bir kesim tarafından Alevileri yanına çekme ve şirin gözükme algılansa da Sedat Peker yaptığı açıklamada kendisine gelen duyumlara göre derinlerde bir yerlerde yapılan provokasyona benzer bir olay planlanıyordu. Sedat Peker 8. videosunu şöyle bitirdi. Sizi tahrik eden olacak. Ne olur asla sokağa çıkmayın. Kendinizi kullandırtmayın. Ülke karışacak diye insanları korkutacaklar. Coşkuyu verecekler, biraz tutuklama yapacaklar. Zaten terör örgütleri içinde elemanları da var derincileri. Onları da katacaklar. Yapmayın diyerek üstüne basa basa bitirdi. Herkes Alevilere yönelik bir provokasyon beklerken hedef çoktan değişmiş ve birileri hedefe Kürt vatandaşları koymuştu. 17 Haziran 2021 günü HDP İzmir İl Başkanlığı binasına silahlı bir kişi veya kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi gözaltına alındı. HDP'den yapılan açıklamada Deniz Poyraz isimli parti çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi. Valilik, olayla ilgili yaptığı açıklamada saldırıyı istifa eden bir sağlık çalışanının düzenlediğini bildirdi. Ölen kadının parti binasında çay ve temizlik işlerine bakan biri olduğu bilgisine ulaştık. Saldırıyı yapan kişi eski bir sağlık çalışanıydı. Adı Onur Gencer. İddiaya göre ise 2 kişi daha varmış baskın yapan. Ama bunlar polis gelmeden olan yerinden kaçmışlar. Onur Gencer'in sosyal medya hesapları incelendiğinde çeşitli silahlarla bol bol pozlar verip intikam yemini ettiğine tanık oluyoruz. Parti binasını bastıktan sonra balkondan vatandaşlara ateş etmesi 2 şeyi gösteriyor. Ya aklını kaçırmış bir cani ya da bir provokatör. Tek tesellimiz o anda parti binasında sadece temizlikçi kadının olması. Yoksa çok ciddi katliam olabilirdi. Teçhizat ve cephane ona göre ayarlanmış. Sedat Peker'in diğer bir iddiası ise terör örgütü PKK'nın içinde derin bir yapının olduğuydu. Umarız yanılırız ama bu olayın üstüne PKK'nın masum insanlara yönelik bir eylemine şahit olabiliriz. Çünkü provokasyonun mutlaka çift ayağı olur. Biz bu filmi daha önce birçok defa gördük. Alevi kahvesini tarayan silahla Sünni köyünü basan silah aynıydı. Böyle durumlarda sağduyuyu koruyarak oyuna gelmemek gerekir. Bu ülkenin her renklerinin beraberce huzur içinde yaşaması temennisiyle.